Çok seçim konuştuk son zamanlarda, sıkılanlarınız vardır ama bir kez daha seçim konuşacağız. Seçim sonuçlarını değerlendireceğiz ama merak etmeyin, her zamanki gibi değil. Türkiye'deki seçimleri konuşmayacağız çünkü. İsrail seçimlerini konuşacağız. Dün yapılan seçimlerin sonuçlarını ve bu sonuçları yorumlayacağız. İsrail ve Orta Doğu konuşacağız. Konunun uzmanlarından biriyle stüdyomuzda bulunan arkadaşımız Karel Valansi ile konuşacağız. Soyadında şaşırmamı bekliyordun galiba. Öyle bir hisse kapıldım. Alışkanlık. Alışkanlık. Peki şimdi ben de yurt dışında çok uzun süre yaşamış birisi olarak Türkiye'de her türlü dış olayın içeriğiyle benzerliği ölçüsünde algılanmasından çok hoşlanmıyorum. İlla Türkiye'ye benziyor benzemiyor ama o tür paraleller de oldu açıkçası. İsrail'deki seçimlerle ilgili işte bu beka, güvenlik, ulusal güvenlik konusu, Netanyahu açısından bir referandum değeri taşıyor vesaire türünden yorumlar sanki bizdeki gibi orada da türünden şeylere, yorumlara belki de yol açtı. Sonuçlarda acaba tartışmalı mı, başa baş mı, değil mi? Kısaca ne oldu, nasıl bir ortamda seçime gidildi ve nasıl sonuçlar çıktı İsrail'de? Dünkü seçimlerde sandık sonuçlarına göre, yani exit poll'lara sandık sonuçları, şimdi Türkçesini bulamadım. Oraya göre Gantz, yani mavi beyaz ittifakla Netanyahu'nun Likud partisi aynı oranlarda aşağı yukarı sandalye alıyor gözüküyor oldular ve ikisi de dün akşam daha resmi sonuçlar açıklanmadan daha sayımlar devam ederken zaferlerini ilan ettiler. İkisinin de ilan etmesi tabii direkt akıllara Türkiye'yi getirdi. Biz de yerel seçimlerde benzer bir tabloyu görmüştük. Beka sorunu, evet, yani Netanyahu'nun özellikle söylemlerine baktığımızda, sadece bu seçimde de değil, 2015'teki bir önceki seçimde de şey demişti, Arap vatandaşlarımız oy kullanmaya gidiyorlar, hani oy kullanmayan Yahudi kalmasın, hani onlar girecekler hükümete falan gibi, böyle bir hem kutuplaştırıcı hem milliyetçi her şeyi anlatabileceğimiz bir şey. Bu sefer de yine Arap vatandaşların oy kullandığı yerlere kendi Likud Partisi'nin gözlemcilerine gizli kamera koymuş. Dolayısıyla hani bu da ortaya çıktı tabii. Daha sonradan açıklama yaptı. Hani orada zaten yani bir gizli çekim, açık seçim, hiçbir şekilde çekim yapmaman lazım. Tabii bu ortaya çıktıktan sonra ve bunun o kişilerin Likud'lu olduğu ortaya çıktıktan sonra Netanyahu her şeyin şeffaf olması lazım, her şey kameralar olabilir diye kendini savunmaya başladı. Ama güvenlik, işte bir de şöyle bir şey var. Netanyahu çok uzun süredir başbakan ve öyle bir imajı var ki İsrail bugün eğer bazı konularda iyiyse bu Netanyahu'dan dolayı. Yani Netanyahu'nun yerine geçebilecek bir lider yok görüntüsü var. Nedir bunlar? Ekonomisi iyi, dünya liderleriyle ilişkileri iyi. İşte yarın Ay'a yolladıkları uzay aracı Ay'a inecek. Yani bunların hepsi, Eurovizyon'u kazanması bile hani kendine pay çıkarıyor. Dolayısıyla evet, İsrail'in önde olması birçok konuda benim sayemde gibi bir görüş var ve buna katılanlar da var tabii ki. Yani mesela dış politikadan bahsedelim, hani dünya liderleri. Trump'ın karşılıksız İsrail'e verdiği ama daha çok Netanyahu'ya puan kazandıran, mesela işte İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesi, İran konusunu gündemde tutan, Obama zamanında bile İran'la anlaşmaya karşı çıkan Netanyahu'ydu. Dolayısıyla Trump geldiğinde o anlaşmadan çıkması Netanyahu'nun puanı oldu. Kudüs kararı, Golan kararı, onun dışında bu hafta İran devrim muhafızlarının yabancı terör örgütü listesine eklenmesi. Netanyahu bu yani Amerika'yı tebrik ettikten ve teşekkür ettikten sonra benim bir talebimi daha yerine getirdi bile diyebildi. Anlatabiliyor muyum? Yani Rusya'ya bakarsak İsrail-Suriye konusunda sıcak savaşa katılmak istemiyordu. Ama ne yaptı? Operasyonlarla, hava operasyonlarıyla İran'ın ve Hizbullah'ın ilerlemesini durdurmaya çalıştı. Bunlar nasıl oldu? Rusya'nın oluruyla oldu. Çünkü orada Rusya söz sahibi. Yine geçen hafta
yine seçimlerden bir seçimlere birkaç gün kala yine Netanyahu'ya bir puan geldi. O da nedir? 37 yıldır cenazesine ulaşılamayan bir İsrailli asker. Rusya'nın Suriye ile araya girmesiyle onun sayesinde İsrail'e geri geldi. Bu çok çok önemli. Gilad Shalit için bin küsur Filistinli tutukluyu bırakmıştı İsrail. Hani bu cenaze ya da kaçırılan kişilerin değeri çok çok yüksek. Dolayısıyla o cenazenin 37 yıl sonra geri gelmesi yine Netanyahu'nun becerilerine, dünya liderleriyle olan ilişkilerine bağlanıyor. Çok uzun süre başta veya bilinen bir şey politikacı. Risk dünyada almak istemiyorlar evet, başka bir liderle. Güvenlikle daha çok özdeşleşen ama yine de şöyle bir bakalım istersen. Netanyahu sağcı ya da aşırı sağcı bir lider olarak biliniyor bildiğim kadarıyla. Onun yerine aday olan ikinci aday Gantz. Evet. Kimdir? Bu kimdir? Yani siyasi olarak bunların ayrıldığı noktalar ne? Çünkü o da güvenlikçi bildiğim kadarıyla. Farkları ne? Eski Genelkurmay Başkanı. Netanyahu'nun rakibinden bahsediyoruz Gantz. Evet, Benny Gantz. Eski Genelkurmay Başkanı. Başkanı. Yanına aldığı kişiler de eski Genelkurmay Başkanları. Biri Savunma Bakanı'ydı. Moshe Yaalon ve Gabi Ashkenazi. Daha merkezde ılımlı olan eski gazeteci Yair Lapid var. Kendilerini daha merkez olarak konumlandırdılar. Ekonomik sorunları daha öne çıkardılar vaatlerinde. Ama genel olarak hani genel çerçeveye baktığımızda ikisi de güvenlik. Yani İsrail zaten güvenlik üzerinde, yani tartışmalar hep güvenlik üzerindedir. Hani güvenliği pas geçerek başka bir şeyi öne çıkaramazsınız. Hani ekonomi de önemlidir tabii ama her zaman güvenliktir. Netanyahu kendini tek tabanca görüyordu burada. Gantz gibi ordudan gelen, hani zaten orduyla güvenlik eş anlamda neredeyse. Oranın adresi neredeyse güvenliği. Aynen öyle. Dolayısıyla ve Gantz'ın söylemleriyle de çok daha farklıydı. Çok daha yapıcı bir dil kullandı. Fakat bunları söylerken Netanyahu'nun yani şöyle çok da farklı bir şeyler söylemedi. Mesela Gazze'den atılan füzeler, roketler İsrail şehirlerine gelirse Gazze'yi yerle bir ederiz ya da bunun cevabı çok sert olur da dedi. Yani çok farklı bir dil kullanmıyor. Ama ekonomiye de ağırlık verdi. Bu yapılan mavi beyaz ittifak tamamen Netanyahu'ya karşı yapılan bir ittifaktı. Yani onu yenebilmek amacıyla yapılan bir ittifaktı ve başarılı oldu. Nasıl başarılı oldu? Aldığı sandalye sayılarından. Yani şu an tam resmi sonuçlar açıklanmadı ama gözüktüğü kadarıyla ben son baktığımda 35-35 sandalye almışlardı. Şimdi İsrail'de seçimler birazcık daha farklı. 120 sandalyelik meclis için Knesset adı. Partiler yarışıyor. Adaylara oy vermiyorsun, partiye oy veriyorsun. Genel toplama oranına göre de sandalye kazanıyor. Daha sonra devlet başkanı Rivlin koalisyonu, yani hükümeti kurabilecek lidere veriyor. Yani illa en çok sandalye alan lidere vermek gibi bir zorunluluğu yok. Hükümeti kurabilecek, yani koalisyonları kurabilecek. Tabii İsrail dediğimizde her zaman aklımızda bulunması lazım ki yani 61 sandalyeyi tek bir parti alamıyor. 40 küsür parti yarıştı. Çok düşük, 3.25 seçim barajı çok düşük. Buna rağmen bunu geçemeyen çok parti var. Mesela Bennett geçemedi. Şimdi o geçenler arasında da o küçük partiler, hani o bu Benny Gantz ya da Netanyahu gibi çok fazla oy almasalar bile onların önemi çok fazla oluyor. Çünkü 61 sandalyeyi kurmak için, yani tamamen matematiksel bir olay. 61 sandalyeyi kurmak için o küçük partilere ihtiyaçları var. Koalisyon yani. Tamamen koalisyon. İsrail zaten hiçbir zaman herhalde tek başına bir parti iktidar olmadı. Her zaman koalisyondur. Netanyahu'nun artısı onun kimlerle koalisyon yapacağı belli. O partilerde gayet güzel şimdiki gözüken sandalye sayısı aldılar. Dolayısıyla sağ partilerle beraber ultra ortodokslar Netanyahu ile beraber hükümeti kurabiliyorlar. Ya onlar hazırlar koalisyona ama Gantz'ın böyle bir alternatif hazır değil mi? Gantz o kadar değil. Mesela sol partilere bakıyoruz. Eridiklerini görüyoruz. Sol zaten gittikçe İsrail, yani bütün dünyada olduğu gibi aslında her tarafta sağ bir kayma var. İsrail'de de bunun sol partinin eridiğini görüyoruz. Aldıkları sandalye sayısı çok düşük. İşte şeyleri, aşırı sağları geçersen, onları koalisyona koymazsan kimi koyacaksın? Şeyleri takip edemedim. Arap partilerin ne yaptığını takip edemedim ama Arap partiler de geçmiş olsa bile
yani seçim barajını geçmiş olsalar bile genel bir tabu onlarla koalisyona girmek. Zaten Gantz da açıkladı, Siyonist ve Yahudi partilerle koalisyon kuracağım dedi. Dolayısıyla Gantz'a bile verse görevi, koalisyonu nasıl kuracağı, hani o matematiksel şey 61'i nasıl tutacağı çok zor. Anladım. Fakat buradan da sen daha sormadan ben şeyi söyleyeyim. Tabii her şey güllük gülistanlık olmayacak. Çünkü Netanyahu'nun bir soruşturma kabusu var. Onu bekleyen. Doğru, onu soracaktım. Üç tane aslında değil mi? Bir değil, üç soruşturma evet, var. Evet, rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma. Seçimlerden sonra ama normalde daha önce de bu tarz rüşvet ya da tacizden hüküm giyen devlet başkanı, başbakan var. Fakat onların farkı nedir? Ya görev süreleri bitmişti ya da görevdeyken istifa etmişlerdi. Netanyahu istifa etmediği gibi seçim kampanyası yürüttü. Şimdi seçimlerden sonra onu dinleyecekler, ondan sonra soruşturma devam edecek. Bu engel olabilir mi? Yani görevden alınabilir mi örneğin o ya, soruşturmanın sonucuna göre? Tabii alınabilir. Yani. Ama ondan öncesinde Meclis Knesset eğer oy çokluğu alabilirse onun ayrılmasını isteyebilir. Yani kurulacak hükümetin düşürülmesini isteyebilir. Hmm. Ya da yerine başka lider gösterebilir. Ama Netanyahu o kadar güçlü ki şu an aldığı sandalyelerle böyle bir çoğunluk olmayacaktır. Dolayısıyla dokunulmazlık zırhı kaplı yani alabilir mi? Yine aynı meclisten? Şu an dokunulmazlığı yok ama bir Fransız kanunu denilen bir kanun var. Onu geri getirmek istiyor. Geri evet. Demeyeyim. Böylece başbakanlığı sırasında dokunulmazlığı almak istiyor. Yani Netanyahu'nun referandumu dedik, şu an anladığımız kadarıyla gözüken şeyden o referandumu geçmiş durumda. Ama soruşturma bölümünden ne yapacak, hani o dokunulmazlığı alacak mı, almayacak mı? Hukuken mahkemeler parlamentoyu kontrol etme mekanizması var. 1992'de hukuki bir devrim olmuştu. Ki hükümetler kendi başlarına bu tarz kararlar almasınlar diye. Şimdi bu geri mi dönecek? Netanyahu koltukta kalabilmek için bütün bu ara formüllerle artık hani kendi yerini mi sabitleştirmeye çalışacak? Hani onları bilemiyoruz neler olacak. Peki Türkiye'ye benzer ayrım illa onun üzerinden konuşmak zorunda değiliz ama bizde ekonomi çok öne çıkmıştı. Orada da şimdi İsrail'de genel olarak ekonomik durum iyi diyorsun ama Gantz'ın propagandasında ekonomiyle ilgili talepler de vardı. Evet. Nasıl bir yer rol oynuyor ekonomi? Şimdi ekonomi iyi gerçekten, yani bir startup ülkesi deniliyor, teknolojik gelişmeler çok iyi. Fakat o bölümde çalışan kişilerin normal nüfusa, toplam nüfusa yüzdesine bakınca çok çok az. Markete gittiğinde hayat çok pahalı. Ev sahibi olamıyorsun. Bir çadır hareketi vardı bundan birkaç sene önce. Çünkü insanlar ev sahibi olamıyorlar. Uygun fiyata ev kiralayamıyorlar. Yani o bakımdan bir, hani her ne kadar işsizlik oranları düşük olsa da bu ekonominin her yönünün iyi gittiği anlamına gelmiyor. Alım gücü düşük. Evet. Bir röportajda Netanyahu'ya bu tarz sorular soruldu. Netanyahu ki normalde şey yapmaz, duygularını belli etmez. Yani hani hep çok naziktir, şey yapmaz, hani ters bir cevap vermeyen bir liderdir. Çok sıkıcı konular bunlar deyip hani orada herkes şaşırmıştı, hani niye böyle bir cevap verdi diye. Gantz bunun üzerine gitti. Bunları daha çok öne çıkardı. Sonuçta Gantz'ın bence başarılı olduğunu düşünüyorum ve iyi bir muhalefet olacak orada. Yani tabii şu an şey konuşuyorum, hani Netanyahu'nun başbakan olup hükümeti kuracağını düşünerek. Peki dış mihraklara yine dönelim. Trump'ın tam desteği vardı değil mi? Evet. Netanyahu'ya. Tabii. Hatta biraz da onun sayesinde gibi. Açıkça söyledi zaten. Açıkça söyledi, ben Netanyahu'nun kazanmasını istiyorum dedi. Son günlerde böyle bir Gantz'a da böyle bir mavi boncuk dağıttı ama hani o Netanyahu'yla. Netanyahu biliyor, çok yakın bir ilişkileri var. Bu İsrail seçimlerinden sonra yüzyılın anlaşması, bu İsrail'e Filistinlileri tekrar barış masasına oturtmak istiyor Amerika. Onun detaylarına da sahip olduğunu düşünüyorum Netanyahu'nun. Yani o yüzden onunla çalışmak, devam etmek istiyorlardır diye düşünüyorum. Demin yani, gerçi kısaca toparlarken söyledin, Rusya'yla da Putin'le de arası çok iyi. En sık görüşen liderlerden bir ikili de oradan çıkıyor. Ama tabii son zamanlarda Putin'in eleştirisi de vardı bu Golan Tepeleri konusunda. Anlaşmazlıklar da var yani.
Evet, tabii tabii her konuda aynı fikirde değiller tabii. Peki Golan tepeleri derken çok gündemde bir konu. Herkesin neyi ne kadar bildiğini ben bilemiyorum ama bir onu seni bulmuşken bir aydınlatalım mı? Nedir bu Golan tepeleri? Bunun siyasi önemi nedir? Bir açıklar mısın tabii, lütfen? Tabii Golan tepeleri bir yükseklik Suriye ile İsrail arasında. 1967 savaşında İsrail bunu alıyor, 73'te koruyor, 81'de de ilhak ediyor. İki tarafın da söylediği, yani bu bilinen bir gerçek. O tarihten beri Suriye'den İsrail tarafına bir saldırı olmuyor, yani füze, roket vesaire, şu an Gazze'den olan gibi. Daha öncesinde Suriye'den İsrail topraklarına sürekli bir saldırı oluyordu. Dolayısıyla İsrail için Golan Tepelerine sahip olmak, hani kuş bakışı, neredeyse Şam'ı görebildiğim bir nokta. Ona sahip olmak önemli. Orada petrol çıkıyor, su olarak çok önemli. İsrail'in tek kayak merkezi orada, hani turistik olarak da önemli. Askeri açıdan da herhalde tabii çok çok önemli. Askeri zaten düşün, yani altını birkaç defa çizmen gereken, 81'de ilhak etmişti. Şimdi buradaki konu, yani Trump'ın bu kararı vermesindeki konu şu. Zaten kimse Golan konusunu konu etmiyordu. Yani öyle bir konu yoktu Golan'la ilgili. Hiç kim, yani alışmak belki yanlış kelime ama hiç kimse hani Suriye demiyordu bana geri ver. Daha önceki bu Arap uyanışından sonra diyeyim, ya da Arap baharından önceki dönemlerde hep bir Suriye ile İsrail arasında ateşkesin devamında hani bir şey olabilseydi eğer, bir barış anlaşması olabilseydi eğer, hep o görüşmelerde Golan'ı geri vermekten bahsediyordu İsrail. Hani verir miydi, vermez miydi, yani Suriye ile İsrail'in bir barış anlaşması yapabileceğine ne kadar inancı vardı, o ayrı bir konu ama Golan her zaman o tartışma masasındaydı. Dolayısıyla bugünkü kadar önemli değildi diyeyim. Yani her zaman önemliydi. Öneminin altını çiziyorum. Fakat Suriye'de bu son yıllarda olan şeyler, IŞİD'in orada büyümesi, Suriye'nin kontrolü kaybetmesi, İran'ın oradaki varlığı, Hizbullah'ın sınırlarına kadar gelmesi, Golan'ın önemini İsrail'in gözünde çok çok daha fazla arttırdı. Zaten önemliydi, yani onu tekrar söyleyeyim. Evet, çok daha fazla arttırdı. Vazgeçilemez konuma geldi kendi güvenliği için. Fakat yine de söylüyorum, hani böyle bir konu yoktu. Trump'ın bu kararının, özellikle hani versen bile bu kararı, seçimlerden sonra bunu açıklasaydı yine o zaman acaba arkasında ne var derdik ama... Şimdi Trump'ın tam seçimlerden önce ve Netanyahu'nun bu soruşturmalar vesaireyle başı kalabalıkken vermesi tamamen al sana hediyem. Artık bunu da verdikten sonra herhalde sen seçimi kazanırsın oluyor. Trump'ın Netanyahu'ya desteğini bir şekilde daha söyleyebilirim. Bir posterler vardı İsrail sokaklarında. Netanyahu ile Trump sarılıyorlar, yani sarılmıyorlar da, yani gayet samimi bir pozdalar. Ve altındaki yazı Netanyahu farklı birlikte. Hani bu tarz bir yazı vardı. Böyle afişler vardı sokaklarda. Netanyahu bu afişleri kendi Twitter hesabında paylaştı. Bunu retweet eden ya da paylaşan da Trump'tı daha sonra. Yani enteresanmış. Hani daha fazlası ne olabilir zaten? Ne kadar daha fazla destek verebilir? Peki sen bunları anlatınca benim aklıma bir önceki konu geldi. Yani şimdi Netanyahu'ya, savaşkan bir lidere yoğun destek Trump tarafından. Diğer taraftan Amerika açısından bakmaya çalışıyorum. Kudüs konusunda onun desteğiyle Kudüs meselesi bir noktaya getirildi. Golan Tepeleri öyle. Böyle bir ABD'nin Filistin'le İsrail arasında arabuluculuk yapma şansını sen ciddi görüyor musun? Çünkü o konuda başka girişimler de var. En azından Rusya bir şey arabuluculuğa hazırlanıyor. ABD'nin şansı ne oluyor bu kadar yanlı iken? Bu kadar yanlı iken tabii ki Filistin tarafı görüşmek istemiyor. Hani o anlaşmayı, hani aklındaki projeyi anlatsa bile Filistin tarafından bir karşı cevap ya da ha tamam ben masaya oturuyorum demeyecektir. Yani hiç kimse demez. Demesi için bazı şeylerden İsrail tarafının feragat etmesi lazım. Ben hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar hep İsrail'le işte Kudüs'müş, hani Golan tabii Filistinlileri pek ilgilendirmiyor ama bu tarz kararlar verince zaten ne diyeyim size, arabulucu özelliğini kaybetti. Evet.
Peki şimdi Türkiye ile İsrail'in ilişkileri ne duruma geldi? Epeyce bir gerginlik ve en son Golan'da gördüğümüz gibi yine ateşli açıklamalar var, karşılıklı atışmalar var. Bu seçim nasıl etkiler bu ilişkileri, o konuda ne dersin? Şimdi Türkiye fazla, hani Özcan Deniz'in konserini saymazsak, Türkiye fazla gündem maddesi değil açıkçası. Özcan Deniz'in? Konseri değil. Konseri, İsrail'de. İsrail'de bir konser verdi. Hı-hı. 11 bin kişi sanıyorum bu konsere katıldı. Aslı Enver'le beraber, İstanbullu Gelin'le beraber Türkiye'nin iyi bir yumuşak gücü var orada. Yani çok seviliyor. Faruk karakteri, bütün kocalar kıskanç, bütün kadınlar aşık falan, böyle bir durum var. Yani bir delilik haline gelmiş. Hatta seçim şeylerinde onun resmiyle gidenler var. Twitter'da dolaşıyordu. Enteresan. Hani Özcan Deniz için $300 bu konsere. $300 verip girenler vardı. İzlemediğim için utandım doğrusu. Diziyi. Ben de izlemiyorum, bilmiyorum ama bayağı beğeniliyor. Ya Türkiye, Türk dizileri zaten çok güçlü. Yani sırf İsrail'de değil, birçok şeyde. Bu da bizim gurur duyacağımız bir şey. Eskiden İbrahim Tatlıses böyleydi. İbrahim Tatlıses, yani İsrail'e vardığın anda taksiye bindiğinde nereden geliyorsun? Türkiye'den. "Aa, I love İbrahim Tatlıses" diye zaten cümleye başıp hemen İbrahim Tatlıses şeyini koyarlardı. Kasetini, şeyini, radyosu, evet, neyse evet, işte şarkılarını dinletirlerdi. Şimdi aynı şey Özcan Deniz için. Yani bu benim için sevindirici. Hani siyasette ne kadar farklı olsalar da, yani ne kadar artık normalleşmenin çok uzağında olsak bile, hani kültür, müzik vesaire gibi konularda halkın bu şekilde hani kucaklaması Türk sanatçıları benim için olumlu bir şey. Ama Twitter'da bunu paylaştığımda gelen tepkilerden yani herkes, yani tabii böyle düşünen çok kişi var ama bir kesimde neredeyse vatan haini ilan etmiş durumda. Yani İsrail tamamen düşman ülke konumunda görülüyor bir bölüm için. Bu da üzücü. Yani sonuçta çünkü diplomatik ilişkileri olan iki ülke, ne kadar elçi ve konsolos şu an olmasa bile. Şimdi bu seçim dolayısıyla tabii İsrail yazıları, yorumları da yavaş yavaş artmaya başlıyor. Senin güzel bir yazın vardı. Okumayanlar T24'te onu bulabilir. Ben sana bir konuda görüşünü sormak istiyorum. Eser Karakaş'ın bir yazısı vardı bugün. Bana enteresan gelen, bilmiyorum sen paylaşır mısın bu yorumumu, ama en azından soruyu onun içinden çıkaracağım. Şimdi Yahudiler diyor çok işte zeki, yetenekli vesaire vesaire. Bunu bilim alanında, İşte iktisatçılar, sanat, kültür vesaire, bunları örneklemiş. İşte benim aklımda kalan Einstein'dan başlıyor, Karl Marx diyor, Woody Allen diyor falan. Bu kadar geniş alanlarda bu kadar yetenekli bir halk nasıl iç politikada bu kadar sığ dolaşır, böyle yolsuzluklar vesaireden tut da yine bu beka sorunu, bilmem tartışmalı güvenlikçi anlayışlara kadar iç politikayı eleştiriyor, düzeysiz buluyor ve bunun bir paradoksal bir durum olduğunu ortaya... Yoruma katılır mısın ya da kendi değerlendirin ne olur, onu rica edeceğim. Şimdi başlangıç noktasını ben problemli görüyorum. Yani bütün Yahudiler başarılıdır, bütün Yahudiler zekidir gibi böyle bir genellemeye karşıyım. Çünkü bu hani pozitif bir şey gözükse de sonuçta alın işte sizden çok daha fazla şey bekleniyor gibi bir noktaya geliyor. Bütün Yahudiler zeki değil, bütün Yahudiler başarılı değil. Bu yaşadığın koşullara, yaşadığın ülkeye, aldığın eğitime, verdiğin vesaire vesaire, yani bunlara bağlı. Bu birincisi. Öte yandan söyleyeceğim şey, evet çok yani doğumdan beri eğitime çok önem verdiği için, yani Yahudi aile yapısında eğitime çok önem verildiği için bu bir artı olabilir, evet, ama sonucunda hepsinin başarılı, herkesin başarılı olduğu gibi sonuca ulaşmak şey. Siyasete gelirsek de dünyanın hali ortada. İsrail de çok farklı değil. Yani evet, o yüzden hani İsrail'den daha büyük bir beklenti olmasın. Konu bu. Ortam bu, yarışanlar bu. Çok daha farklı kişiler yarışsaydı çok daha farklı tartışmalar olurdu eminim, ama siyasetteki kişiler bunlar. Çok teşekkürler Kara, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz, bugünkü ikinci yayınımızda ikinci konuğumuz Kara Valensi'ydi. Onunla İsrail'deki seçimleri, İsrail'in bundan sonraki İsrail'de olabilecek gelişmeler, bir parça Orta Doğu ve Yahudilerle ilgili bir yorum üzerinde konuştuk. Birkaç değişik konuya değindik. Bugünkü yayınlarımız bu kadar. Önümüzdeki yayınlarda farklı konular ve farklı konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın.